İzleyeceğiniz filmin öyküsü Erzincan'ın Kargın köyünde yaşanmış gerçek bir olaydan kaynaklandı. Adağı sunarken Mızrap Çocuk adlı radyo programıyla olayı kamuoyuna ilk duyuran Sayın Serpil Erdemgil ile yorumlarıyla yapıta katılan değerli bilim ve sanat adamlarına teşekkür ederiz. Bu bayram tekbir İslam dünyasında meleküt alemi de dahil Allahu Ekber sadalarıyla zerrelerden kürrelere, habbelerden kubbelere kadar tevhid şimşekleri çaktıran müminlerin bayramıdır. Bu bayramın bayram oluşu da şöyle ki, oğlu bir yaşını tamamladığında vahyi ilahi gelir Hazreti İbrahim'e. Peki sen ne diyorsun bu olay için? Vallahi ne diyeyim bilmem ki. Böylesi değil İslam memleketlerinde, ecnebiyede bile görülmemiştir. Amerika'da bile vahşiyat, affedersiniz. Yani feza çağında bir Atatürk Türkiye'sinde. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Cehalet. Böylelerine hiç acımadan ceza vermeli. Hiç ki başka cahillere de örnek olsun, değil mi efendim? Yok, kimsecikler bir kötülüğünü görmemiştir. Ne konu komşusu ne de başkası. Baba yiğit adamdı. Yukarıda Allah var. Sayın Osman Şahin. 1970 yılında size TRT ödülünü kazandıran Kırmızı Yel adlı öykünüz yalnızca bir hayal gücü ürünü mü, yoksa araştırmamıza konu olan gerçek olaydan mı kaynaklanıyor? Gerçek bir olaydan kaynaklanmaktadır. 1962 yılında Erzincan'ın Tercan kasabasının bir köyünde, o dönemde basınımıza da geniş yankılar uyandıran, basınımıza yansımış olan bir olaydan kaynaklanmaktadır. Bu olay beni son derece üzmüştü, bir aydın sorumluluğu duymuştum ve bunu öykü yoluyla edebiyatımıza taşımak ve edebiyatımıza haber vermek istedim. Beraber yatarken soruyoruz kendisine, be birader diyoruz, sen peygamber mi oldun? Anladın mı? La diyor, lo demiyor bacı. Sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 451. maddesi gereğince idam cezası ile cezalandırılmak üzere hakkında esas tahkikatın icrasına ve mazlumunun mevkufen muhakemesine karar verilmesi iddia ve talep olunur. Bebeğin beşiği camdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelir Şam'dan, nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni, nenni bebek. Nazlı gelin suyu geçecek, su bulanık nereden içecek? Nazlı gelin suyu geçecek, su bulanık nereden içecek? Bebek ölmüş, kefen biçek, nenni nenni, nenni nenni, nenni nenni, nenni bebek oy. Canavar geliyor! Resmi çekin! Hadi! Neden istedin cinayeti? İsmail mi demedim? Şuurunu kaybetmek istedin cinayeti! Hiç hayırlı demedim! Avukat tutulma avukat! Gazetemize bir açıklama yapmak için! Bir açıklama, bir açıklama! Söyle, nasıl işte? Cinayetlerin anlaşılıyor! Nasıl yap? Söyle! Söyle! Açıklama! İyiydi. Öyle dendiği gibi değildi. İyiydi yani. Bu da büyük çocuğu İsmail.
İyiydi, bir diyeceğimiz yoktu yani. Ya o kötü bir söz söylesin, ya ben kötü bir söz edeyim. Ne bileyim? Bunun köyde kimi kimsesi yok, biliyor musun? Durdu bacının rahmetli adamı bunu köye getirdiğinde de tüyü bitmemiş bir yetim anlayacağım. Durdu bacı anası gibidir. İşte bir iki görüşmüşlüğümüz oldu ya, ben bilmiyorum. Durdu bacıyı görücü yollamış babama. Dur hele. Hemen kestirip atma. Çulu çubuğu yok tamam. Ama bak ne derim ha. Benim tarlayı üstlerine tapularım. Yarısını. Öldüm mü tamamı onların. Kanaatkardır, çalışkandır mümin oğlan, bilmez değilsin ya. Bacım, biz kötü adamdır mı dedik. Lakin bizim de tarlamız dönüm dönüm, davarımız, öküzümüz dizim dizim değil ki. Şu yaşına kadar yemedik yedirdik. Eh, bir hayrını da mı görmeyelim? İyi, bekle ki beyler beyzadeler görücü gelsin kızına. Olmaz dedi ya, daha ne üstüne varıyorsun. Çifti çubuğu olmadığı gibi soyu sopu da belirsiz bu müminin. Son diyeceğim bu mu Beşir? Kefen paramda. Madem hal böyle, var sen de kendin kes kendi göbeğini. Başka çaresi yoktu. Yani fıkara diye evlenmek de mi yasak garibe? Ben severdim, iyi adamdı. Gündüzden kabilleştik. Kap getir dedim bizimkiye. Ne yapsın? Kim o? Biziz. Hoş geldiniz. Gel bacım gel. İyi geceler bacım. Üzülme. Öyle. Pamuk zamanına kadar burada iş arama. Artık nerede ekmek kapısı bulursan. Allah'ın rızkı tükenmez ki. Sabah imamı çağırırım. Bacımın yaşı kaç? Bilmem. Yaramaz bir iş yapmadınız ya. Tövbe, ne demek? Gitmemiz gerek. Ararlar şimdi bizi burada. Kızım, dini nikahını kıymak için Ahmetoğlu Kenan'ı şahitler huzurunda yerine vekil tayin ettin mi? Ettim. Kötü laf diyenin ağzı dili kilitlensin. Büyüler bozulsun.
Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim ellezî la ilâhe illâ hu el hayyel kayyûme ve etûbu ileyh ve nes'elühü tevbete vel mağfirete vel rahmete vel hidayete lena innehu huvet tevvâbur rahîm tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşûrâ. Allah'ımızın emriyle ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kavliyle, İmamımız İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadiyle 2000 lira mihri müeccel, 1000 lira mihri müeccel olmak üzere Beşir kızı Gülbahar'ı vekaletin hasebiyle Ahmedoğlu mümine şahitler huzurunda helallığa, zevceliğe verdin mi? Verdim. Allahu Azimşan Hazretlerinin emriyle, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kavliyle, İmamımız İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadiyle Ahmedoğlu mümine Beşir kızı Gülbahar'ı helallığa ve zevceliğe kabul ettin mi? Aldım, kabul ettim. Tarafeynin akdi nikahı için ve Allah için bu nikaha şahit oldunuz mu? Olduk. Şahitlerin şehadetiyle, vekillerin vekaletiyle ben dahi bu nikahı kıydım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî zevvecel ervâhe bil eşbâh. فَحَلَّ النِّكَاحَ وَحَرَّمَ السِّفَاحَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيَّنَ الْحَرَامَ وَالْمُبَاحَ وَعَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الصَّلَاحِ وَالْفَلَاحِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا الْأَكْلَ مَيْمُونًا وَمُبَارَكًا فَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا أُلْفَةً وَمُحَبَّةً وَقَرَارًا فَلَا تَجْعَلْ بَيْنَهُمَا نَفْرَةً وَفِتْنَةً وَفِرَارًا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وبين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحديثة الكبرى رضي الله عنها وبين Allah'ın rızkı tükenmez. Vallahi benim bir bildiğim yok bacım. Kapımıza her iş istemeye gelenin yedi ceddini soracak olsak... Kum işindeydik o zamanlar. Köyünde karnı gurulduyan sanar ki kasabaya indi mi... İşte şu sizin adam da neydi adı? Bismillah. Aferin, her daim şükretmeli adam. Varlık da yaradandan, yokluk da. Al yavrum. Kum işi bitti. Başka kapı aramalı yarınki gün.
Bu bayramın hikmeti şöyle ki, İbrahim aleyhisselam bıçağı çocuğun boğazına 3 kez çaldığında da bıçak kesmiyor. Taşa çalıyor, taşı kesiyor, onun üzerine bıçak dile geliyor. Ya İbrahim beni niye böyle üzersin diyor, onun üzerine Cebrail geliyor gökten. Cebrail koçu getirdiğinde de, doğum ne zaman? Bir haftaya kadar inşallah. Bana bak, hastaneye götürmeyi ihmal etme, öyle ebeylenme beylen. Allah verir, Allah alır. Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Bismillah ve billah ve ala sünneti Resulillah. Ve ma zâdehum illa imanen ve teslima. Minha halaknâküm ve fîhâ nu'îdüküm. Ve minhâ nukrecüküm târaten ufrâ. Sadakallahul azîm. Euzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevt, sümme ileynâ turcaûn. Allah sana uzun ömür versin Beşir. Düşmanlık gütmenin kimseye yaradığı görülmemiş. Bir başına kala kaldım bak. Var git, geri çağır çocukları. Sana hem sevaptır hem de hayır. Ha? Topuz gibi bir oğlan oldu. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Gel oğlum gel. Suç, öz evladını çakı bıçağıyla katletmek. Yok efendim, bizim bir ilgimiz yok. Elin delisi, hem de canavar. Başka bildiğim yok bacım. Adını da İsmail koydu. Dindar adamdır, ne mi lazım? 5 vakit namazında. Şu odada doğmuştu. Gülbahar'ın babası gelene kadar burada oturdular. Anacığın gözü açık gitti. Şu halinize bakın, üstte yok, başta yok. Çocuğu da telef edeceksiniz buralarda, uzun sözün kısası. Toparlanın, yarından tezi yok, köye dönüyoruz. Bir de Mümin'e danışaydık, bilmem ki ne der. Ne dermiş? Çulsuz, ne derse desin. Tövbe, tövbe. Adam oldu, çoluk çocuğunu abad etti de olmaz diyecek, öyle mi? Kim bilir kaç gündür acı acına yatırıyorsunuz şu bebeği. Toparlanın, köye dönüyoruz gayri. Şey valla, yalan söyleyeyim, biz hiçbir kötülüğünü görmüş değiliz. Çalışkan adamdı, sonra kanaat geldi. Her işe koşar, çalışır eder. Sen vermezsen para bile istemeye çekinirdi valla. Ama sonra, korkunç, korkunç. Ha? Şimdi aklıma geldi, bir kurban bayramıydı. Evet, bir kurban bayramıydı, tam burada kurban bayramıydı. Hadi. Dur bir dakika. Ne
Ne istiyorsunuz kardeşim bizden? Biz memur adamlarız. Öyle beyanat meyanat veremeyiz. Ben veririm. Sen kendini televizyona kesip istemiyorsun. Severdi sevmezdi, ne çıkar ki bundan? Ekmeğini gurbette arama anına bir kez yazıldıysa sevse sevmese. Neden dersen fıkara sevdasının hükmü o kadar geçer de ondan. Evet, bu da bilir ya. Şükredeceğimiz günlerdeydi, mümin geldi. Ben buna harmana yetiş dedimse... Biz de zor yaşıyoruz kıt kanaat. İşimiz de elin oğluna kaldı mı? Valla... Bilmiyorum ne alt karıştırdı Adana'da. Herkes kamyona!
Vay be, parmak kadar namussuz, hem de kemikli ha. Ay. Bir tane de burada var. Sen ne de var? Lan şuraya bak. Adam olduk da tatlı bile yiyoruz. Hasretlik şimdiden çöktüyse yüreğine, yandın gitti arkadaş. Hadi. Yürü lan. Her şey şuna... Yürü dedi. Merhaba. Sağ ol. Nerede lan bu? Nasıl hırsız? Çıkarın! 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 Mahalle sonra ne oluyorsun? Çıkarın lan! Dur! Çıkarın! Dur! Dur! Deli olma, dur! Kabahat sende! Sen soktun bu imansız aramıza! Yok ya, Müslüm öyle şey yapmaz be! Ondan başka gören bilen var mıydı yelemdeki altına ha? De bana! O saldı! Yapma lan! Yapma kadın ya! Yapma yahu, günahtır! Bize günah değil mi ha? Ne yapmaz. İçiyorsunuz lan? Ne oldu? Altını mı çaldı? Bu mu? Ben çalmadım. Çıkar lan altını! Ben çalmadım! Çıkar dedim! Haydi, yapma! Gel buraya! Bırak ulan beni! Gel be! Bırakın beni! Bırakın! Karakola teslim edin, doğduğuna pişman edeceğim seni! Dur, dur! Daha ne belli ki? Belki de o çalmamıştır! Hadi iş başına, iş başına! Sallanmayın, yürüyün! Bir daha bu ovada görmeyeceğim seni İtoğlu! Boşuna dikilip durma! Sorgu sırasında sana kimseyle görüştürülmez! Hadi bakalım yaylan! Hadi, hadi! Oh.
abiler. Ayaklarınızın altını öpeyim abiler. Daşağını gümüşleteyim abi. Hadi be. Bir sigaran var mı kardeşlik? Ne suçtan? İftira. Bizimki de hep öyle. Bundan sonra bir oğlum daha olursa... ...andırsın ablacığım, sabaha kadar mırılda mırıl. Ayakta duracak hali yok aslan ama umurunda değil. Dayak mayak keza. İlla da iftiraya uğramak pek ağrına gitmişmiş meğer. Ne var değil mi ablacığım? Hepimiz iftiraya uğradığımız olmuştur icabında. Yani diğer mi sabaha kadar yat kalk yat kalk biz dua eder sanırken... ...meğer o ara niyeti bozup adağı adamış köpoğlusu. Lan it olayım. Lan namussuz, gel lan buraya! Abi, görsün sen günlüğü! Bir daha yapmam abi! Gel lan, hayvan! Lan namussuz! Bırak. Elimden bir kaza çıkacak, ben bağışlarım bitti, bırak! Sen bağışladın ya, oğlan kaç aydır hapiste bu deyusun yüzünden! Bırak! Gel lan! Ne böyle olur mu abi, bir daha yaparsam? Ulan pamuğun sonuna geldik! Oğlan beş parasız eli böğründe kaldı! İt oğlu it! Gözüm görmesin! Yalanlardan gözüm görmesin! Git! Geçmiş olsun.
Oğlu İsmail 1 yaşını tamamladığında vahyi ilahi gelir İbrahim Aleyhisselam'a. Babam 100 yaşından sonra adamın çocuğu mu olurmuş? Peygamber bu oğlum, 1000 yaşına da gelse oho evelallah. Peki bu kadar istiyor da hem sonra ne demeye kesmeye kalkıyor oğlanı? Vahyi ilahi sırasında Allah-u Teala emrediyor Hazreti İbrahim'e, oğlunu benim yoluma kurban edeceksin diyor. O da İsmail'e anlatınca bu emri, İsmail ey babam diyor, madem yaradanın emridir, beni elbet sabredicilerden bul. Vay be! Bu zamanda koyunlar bile bıçağı boyun uzatmaya gönüllü değil. Geçti babam bu devirde. Mümin dönmüş bile. Hah babam, tam müşterisine çattın. Bak o bayılır peygamber masalına. Mümin, beni bak. Hey, mümin! Nesi var bu adamın ya? Vahyi ilahi gelmiş. Harman'a yetişemedin hiç değilse, yok, o da yok. Döndün geldin, elim böğrüm boş. Kışın nasıl geçeceğini de var şimdi sen hesapla. Ne yenir ne içilir, 4 nüfus. Kız gene yüklü. Aferin, demek gider ayak. Hem fıkara hem bir yere hiç durmaz. Kız olur inşallah. He? Niye öyle dedin? Tövbe bana bir şey demedi. Ne mahpusta vaat etmişim dedi, ne de erkek olursa kurban edeceğim dedi. Mahpusa düştüğünü bile söylemedi tövbe. Geri geldiğinde de bir şey demedi. Olsun Allah. Ne namazı bu böyle gece vakti? Dünden kaza etmiştim. Çok şükür ya Rabbi, sen büyüksün. Çocuğumun kız olmasını nasip eyle.
Bahşişini isterim! Bir oğlun oldu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Mızrap, mızrap, mızrap-ı canger. Hay hay tabi, buyurun, memnuniyetle. Bu konuda düşüncelerine saygın bulunan eşim sizin sorularınızı yanıtlasın. Daha sonra ben de bir iki kelimeyle tavrımı ortaya koyarım. Mesela biz bütün mutluluğu çocuğumuzda buluyoruz. Onun bir gülümseşi bile, öyle değil mi? Yani biz, ne bileyim, öyle şeyler sordunuz ki düşünemiyoruz. Seveydi, öyle yapmazdı. İnsan değil artık o, bir canavardır. Yok, öyle dendiği gibi değildi. İyiydi. Çocuk doğduğu zaman da iyiydi. Ben nasıl diyeyim? Mızrap bebeğe benden iyi bakardı. İyiydi yani. Ya bu ne hal böyle? Bakıyorum Yiğit'ten avrat işine sıvandın gayrı. Nereden bilirdik bacım? Kurbanlık semizletirmiş meğer Allahsız. Vahşiyat, affedersin. Kuraklık yılıydı o zamanlar. Zaten mendil kadar bir toprak. Sulama da olmadığından velhasıl pek yamandı halimiz. Allah'ın o günah şehrini tekmil halkıyla birlikte mahvedeceğini duyunca peygamber demiş ki, ey büyük Allah'ım, iyileri de mi mahvedeceksin? Ahde vefa gösterenler de mi çeksin vefasızların günahını? Ve Allah önce amansız bir kuraklık verdi. Göklerden kükürt ve ateş yağdı ve de toprağın nebatını alt üst etti. Ahde vefa göstermeyenlerin günahını herkes mi çekti böylece? Hı? Buyur mümin oğlum. Duaya mı çıkaydık acep? Allah rahmetini esirgemeyip, dua hikmetiyle... Yağmur yağdırmaya bu zamanda duanın gücü yeter mi? Oh! Allah'a hoş gelir de ola ki... İyi ya peki, bir zamanda o umutla idare ederiz hiç değilse. Allah'u ekber ve lillah.
Allahümme sıkına gaysan mughisa. Amin. Heniyen meri'e. Amin. Gadakan mücellele. Amin. Seyhan ammen tabaka. Amin. Allahümme sıkınel gaysa ve la tecalna minel kanitin. Amin. Allahümme inne bil biladi vel ibad. Amin. Vel halki minel levai ve danki ma la neşku illa ileyk. Amin. Allahümme enbit lene zera. Amin. Ve edir lene dara. Amin. Ve sıkına min berekatis sema. Amin. Ve enbit lene min berekatil ard. Amin. Allahümme inna nestağfiruke inneke kunte gaffara. Amin. Fe ersilis sema aleyna midrara. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım. Allahu ekber. Semi'a Allahu limen hamide. Allahu ekber. İsmail hasta. Burada beklemekte fayda yok. Oğlan hasta. Olacak inşallah. Tasalanma oğlum. O da mı benim günahımı çekiyor şimdi? Tekmil köy halkıyla. Evladımız, malımız, mülkümüz bizi Allah korkusundan mahrum etmesin. Her ahdinize vefa ederiz. Emir,
yasak ve bilhassa adaktan her vacibe riayet ediniz. Ve biliniz ki bir günahkar tekmil bir köyü kirletir, Allah'ın gazabına layık kılar. Ama ne zaman ki o nadim olur, ahdını yerine getirir ve tövbe eder, Allah rahimdir, bağışlar. Bir çulsuzdun, dört çulsuz ettiniz. Başın göğe erdi mi böylece? Midesi bir şeycikler almaz olmuş. Büzülmüş, büzülmüş de sanki. Günahı vebali bir benim boynuma mı? Öyle mi dedim? Çukurdan öyle eli boş dönmeyeydin. Bir benim boynuma mı? Senin boynuna ya. Tövbe de, çarpılırsın. Olmaz böyle şey. Vallahi. Koşun! Korkma evladım, bir şey yok, korkma. Gülbahar, Gülbahar, Gülbahar! Kızım! Yapma kızım! Yapma! Yavrum! Vurun kelepçeyi. Toprağı niye kazdım? Kurban kanıdır. Köpekler yalamaz. Ulan madem kestin neden dağıtmıyorsun ha? Niye ulan? Niye ha? Madem yapma. Kurban kestin neden dağıtmıyorsun? Öyle ya, kurban eti fakir fukaraya dağıtılır. Sen de madem kestin... O tarihte Erzincan Ağır Ceza Reisi bulunuyordu. Bu dosya geldiği zaman... Nazar dikkatimi celp etti. Çünkü bir babanın çocuğu öz evladını öldürmesiydi. Bir suç zanlısı olarak nezarete konulduğunu, o zaman bu işten kurtulursam çocuğumu adak ederim diye Tanrı'ya vaat ettiğini söyledi. Askerliği bittikten sonra da bu vaadini yerine getirdiğini anlattı. Ben buna inanmadım. Çünkü dinimizde böyle bir şey yoktu. O zaman aklıma iki nokta takıldı. Bu adam ya çocuğunun gayrimeşru olduğunu zannediyor ve gayrimeşru bir çocuğu ortadan kaldırmak için bunu bahane gösteriyordu. Tövbe! Olur mu hiç? Bak, iyi düşün ha! Yoksa anladın mı? Olur mu? Kendi çocuğum olmasa niye? Ne malum? Ne demek? Tövbe! O benim canım ciğerimdi. Niye kestin öyleyse? Adam vardı. Ben bu iftiradan kurtulursam demişim... O malum! Başka? Madem adamıştın niye doğar doğmaz kesmedin? Kırkı dolmadan kesilir mi? Günah! Kırkı dolunca kesseydin bari. Zayıftı. Bakılmak ister.
Niye anlamak istemiyorsun oğlum? Senin iyiliğin için seni kurtarmak istiyoruz. Bu çocuk gayrimeşru, itiraf et. Tövbe! Değil. O benim canım. Ciğerim. Bu adam deli. Başka türlü nasıl müşahede altına alınsın? Psikolojik yöntemlerle önce zihin düzeyi, zeka düzeyi yeterli midir, değil midir? Bunu saptamamız mümkün oluyor. Hangi çevreden gelirse gelsin, kültür şartlarına uygun biçimde uygulayacağımız testlerimiz var. Şimdi sana bazı resimler göstereceğim. Sen de bu resimlerin neye benzediğini söyleyeceksin. Hı? Tamam mı canım? Çocuklar oynuyor. Söğütler dere boyunda. Dere boyu? Evin küçük oğlunun 4. yaş günü kutlanıyormuş. Çörekler, kekler, annesi bir de kocaman kremalı pasta yapmış. Üzerinde renkli mumlar. Yenilmiş, içilmiş, dans edilmiş. Sıra hediye paketlerini açmaya gelmiş. Sürtünce yürüyen otomobiller, dans eden balerinler. Asıl babasının hediyesi olan paketi açtığında mutluluktan havalara sıçramış. Söyle bakalım şimdi. Babasının armağanı ne olabilir ki çocuğu böylesine sevindirsin? Hadi bir şey tahmin et canım. Ne bileyim, mesela elektrikten olabilir ki. Seninle şu resimlere bakalım. Ne algılıyorsun? Örneğin şu resimde. Bu sana ne çağrıştırıyor? Ya bu? Buna ne diyorsun? Telgraf telinin üzerine 10 tane kuş konmuş. Çifteyle ateş edip 3'ünü vurdu. Şimdi telin üzerinde kaç kuş kaldı canım? Bu fare. Küçük bir çocuk da olabilir tabii. Ormanda yolunu kaybetmiş. Evine nasıl dönecek şimdi? Dosyayı müessese reisi olarak müşahedehane müdürlüğüne havale ettim. Ve çok enteresan bir konu olduğu için de müşahedesi sırasında, yani gözaltında bulunduğu sırada kendisini gördüm ve muayene ettim. Sanık Müslüm kocanın davranışları nasıldı acaba? Müslüm koca bedenen normal görüntüde olduğu gibi ruh bakımından da sağlam olduğunu söylemiştim. Davranışlarında da bir anormal görüntü yoktu. Sorulanlara cevap veriyordu. Müşahede altında bulunduğu sırada yemeklerini yiyordu. Arkadaşlarıyla konuşmaları, hareketleri, fizyolojik hareketleri tamamen normalde. Hiçbir anormal davranışını görmedik. Mahkemenizin yazılı talebi üzerine adli tıpça müşahede altına alınan sanığın akli melekelerinin tam cezai ehliyetinin yerinde bulunduğuna... Mızrak çocuğun babasının ceza sorumluluğu var mıydı? Ceza kanunumuza göre akıl hastası tanımlanmış değil. Geçici de olsa kişinin özgürce hareket olanakları bulunmadığı zaman o kişi akıl hastası sayılır. Bu bakımdan saplantılar, vazgeçilmez ihtiras halleri akıl hastalığı içinde kabul edilir. Bu açıdandır ki akıl hastalığını şematik olarak saptamamak gerekir. Testler, bir cümle incelemeler ne derse desin, bizce mızrak çocuğun babası akıl hastasıdır ve ceza sorumluluğu yoktur. İçinde bulunduğu koşulların gerçek nedenini, bunca yıllık sorunların gerçek nedenini bulamayan mızrak çocuğun babasının başka bir çaresi de yoktur. Tek çaresi adağını yerine getirmektir. Böyle bir saplantının kim ne derse desin
akıl hastalığı dışında bir şekilde isimlendirilebilmesi de mümkün bulunmamaktır. Kaldı ki cezalar bir kötü fiili işleyenin ıslah edilmesi amacıyla uygulanan önlemlerdir. Mızrap çocuğun babası kendisinin kötü bir fiil işlediğine inanmamakta, tam tersine bir iyiliğe yöneldiğine inanmaktadır. Öyleyse onun cezalandırılmasında da hiçbir yara ve cezanın kabulündeki amaç mevcut bulunmamaktadır. Sanıktan son sözleri soruldu. Evet. Evet. Hiçbir maddiyatımı temin edememiştim. Dedim. Benim bir adam vardı. Tanrılara insan kurban edilmesi, İslamiyet'in ortadan kaldırdığı ilkel dinlere özgü bir inançtır. Zamanımızda böyle bir inancın yurdumuzda görülebilmesi, bir kısım insanlarımızın hala ilkel hayat şartları içinde yaşamakta olduğunu göstermektedir. Bunun sorumluluğu ise kuşkusuz bu insanlara ait değildir. Onların hayat şartları, sosyal ve ekonomik durumları düzeltilir, kendilerine her türlü eğitim olanakları sağlanırsa, bunlara paralel olarak kuşkusuz düşünceleri, anlayışları ve inançları da değişecektir. Bence bu olayın temeli tamamen ekonomiktir. Doğu ve Güneydoğu yöremizde hala etkinliğini sürdürmekte olan yarı feodal düzendedir. Doğa bu yöremize üç büyük nimetini bolca bağışlamıştır. Toprak, su ve güneş. Fakat gel gör ki bu üç büyük bağış birbirlerinden habersiz kılmışlardır adeta. Güneş gelmiş kurutmuş, su çalmış götürmüş, toprak da ağaya sunulmuştur. Böylece topraksızlığın, işsizliğin, zulmün elinde insanlarımız heder olmuştur. Bunun sonucunda da efsanelerde bile gerçekleşmeyen bir olay günümüz Türkiye'sinde gerçekleşebilmiştir. Müslüm Koca adındaki yurttaşımız aslında çocuğunun cesetini bizlerin üstüne fırlatmakta, böylece toplumun suratına bir tokat atmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun fiiline uyan 450 Taksim 1 maddesine istinaden sanığın idam cezasına mahkumiyetine ve kanunen ve takdiren cezasının azaltılmasına mahal olmadığına dair karar sanığın yüzüne karşı açıkça tevhim edildi. Bilhassa geri kalmış bölgelerimizde böyle bir inancın mahkemece kabulü fena tesir yapacağı düşüncesindeydim. Onun için bu adamın idamı gerekir dedim. Sayın Faruk Eren, bir ceza avukatının anıları adlı kitabınızda Tanrı bizi affetsin başlığı altında mızrap çocuk olayına değinmişsiniz. Şimdi 17 yıl sonra bu konuda neler söylemek isterdiniz acaba? Mızrap çocuk olayında batıl bir inancı yargının o tarihlerde cezayı indirici bir sebep sayılması çok tenkit edilmişti. Ben bu tenkide katılamıyorum. Yargı ölüm cezasını müebbet hapse çevirirken, burada takdirini kullanırken hiçbir şeyi bağışlamış değildi. Tam aksine bizleri, aydın kişileri suçlamıştı. Türk toplumunda Tanrı uğruna çocuğunu kurban edenler varsa bunun tek kusurlusu o kişi midir? Bizim hiç kusurumuz yok mu? Biz uyarıcı görevimizi eksiksiz yapabildik mi? Gerçek din duygusuyla sahtesi arasındaki kıl ayrımdan siyasal fayda sağlamak kusurumuza acaba gelecek kuşaklar önünde özür bulabilecek miyiz? Hadi gözün aydın. Şunu imzalayacaksın önce. Ne bakıyorsun işte? Senin iyiliğin için. Yeniden yargılanırken çocuğun benden olmadığından kuşkulanıyorum diyeceksin. Falan filan. Tamam mı? Yahu inat etmenin alemi var mı şimdi ha? Temiz babanın hayrına mı bozdu kararı? Vallahi giderim baroya. Ne halleri varsa görsünler. Angarya'nın bu kadarı da çekilmez ki birader. Yani ille de asılmak mı istiyorsun?
Peki peki, o zaman hiç değilse çoluk çocuğumun hatırı için şey de istersen, ne bileyim, hastaydın, aklın başımda değildi filan, tamam mı? Yok bacım, o ara aynı cezaevinde yatıyorduk. Soruyoruz buna, adadım kestim deyip çıkıyor. Ama sonradan şunun bunun aklını uyup ifadesini değiştirdiyse, can tatlı. Aslında suçun durumu şudur ki, olaydan bir ay evvelse hastalanmıştım. Kendim de değildim. Başımda ağrılar olup, işte, bir türlü kendime gelememiştim. Uyku uyuyamadığım gibi başımda türlü ağrılar. Aklım başımda değildi. Deli gibiydim. İşte o ara kazara. İyiydi yani. Ne bileyim, hiç bilmiyorum. İşte bu adam da böyle kesti. Ama hiç olacak iş değildi. Hiçbir maddiyatımı temin edememiştim. Olayın gerçek kişisi, 1936 Sülümür doğumlu Ahmetoğlu Müslim Koca, 12 yıl tutukluluktan sonra 1974'ün 12 Mayıs'ında çıkarılan af yasası uyarınca salıverilmiş. Bu filmin çalışmaları sırasında yaptığımız araştırmada, salıverildikten 2 hafta kadar sonra öldüğünü öğrendik. Köylüleri iki sözcükle özetlediler ölüm nedenini. İçeride çürümüş abi. Bebeğim.